Alo, Mustafa abi. Sağdan mı gireceğim, soldan mı? Sağdan mı? Ha tamam. Herkese yeni bir Farming Simülatörü videosundan selamlar arkadaşlar. Bafra'da ikinci günümüz. Dün biliyorsunuz ki arkadaşlar pirinç ve yani kısaca çeltik ve arkadaşlar pırasa asadı yapmıştık. Tam işler bitti derken Mustafa abimizin de işleri varmış. Kendisi İstanbul'a gitmiş arkadaşlar. İşleri yapıyordum, yarım kaldı dedi. Yonca ekmiş, yoncayı biçiyormuş. Ona devam edeceğiz. Bir de patates hasadı var dedi. Ben dedi tarlanın yakınındaki açıklara tüm malzemeleri, her şeyi bıraktım dedi. Şimdi onlara devam edeceğiz. İyi seyirler dilerim. Vay 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 vay. Dema dema, orada bak. Arkadaşlar. Dur bakacağım ona şimdi. Ne diyorsun? Kanalımıza ilk defa gelen arkadaşlarım, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sen ne diyorsun? Ford 6610S. Arkadaşlar, ekibimizin yeni üyesi Berkay Kuzan'a buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldi. Bizlere de kendisi Ford modunu getirdi. Artık bizimle birlikte arkadaşlar yeni ve daha güzel modlar için bana ve Berkay'a destek olursanız arkadaşlar abone olarak ve takip ederek çok güzel modlarımız gelecek. Neyse bozmuyoruz. Adamın Ford'u var lan. Onurum'un, ekibimizin gözdesi Onurum'un 3075'in 3085'i var arkadaşlar. Burada havuç var. Havuç makinesi bu. Vay. Bu şeyle aynı arkadaşlar. Patates makinesine çok benziyor. Havuç simgesi var baksanıza. Tarlaya götürelim. Ben bugün gün içerisinde arkadaşlar bu işleri bitirmem lazım. Çünkü şeye gideceğim arkadaşlar. Evime döneceğim. Çiftliğimize döneceğiz. Bugün burayı bitirip gidelim. Havuca bak sen. Lan ne kadar güzel. Arkadaşlar baksanıza. İyi, tarla çok da büyük değilmiş ya. Bu makinesi, adamın bu makinesi olması çok hoşuma gitti arkadaşlar. Traktörlerle uğraşmayacağız. Bu makineyle yapacağız. Ağdasa de diyor. Sistem aynıymış. Ay, işim yarım kaldı demişti. Yonca burası. Yonca'da hangi traktörü var acaba? Ben orada çim biçme makinesi görmedim. Tarlada mı bıraktı? Aa, tarlada traktörü var. Ney? Ney lan o? Kahverengi bir şey. L95'e benziyor. Kıymetli dostlarım, havuç makinemiz bu şekilde. Havucu aynı patates hasadı der gibi normal ekipmanlarla da hasat ediyoruz. Not yani traktörlerle de hasat edebiliyoruz. Büyük makinelerle de hasat edebiliyoruz ama bunun makineleri tamamen farklı. Lan şu sulaj işini de alırsak var ya çok güzel olur ha. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, şuradan da iyi para kaldırırız. Ne diyorsunuz? Şuradaki sulaj işini alalım mı? Yaptırırlarsa bu sulajı da yapalım mı arkadaşlar? Ben bunu buraya geleyim. Ben bunu burada otomatiğe veriyorum arkadaşlar. Şu yonca makinesine geçeyim hemen. Ne bu? Aa, L95 lan bu. Vallahi L95. Fiat Agri, New Holland L95. Oy, sese bak. Haydi bismillah, içelim burayı hızlıca. Burayı yeşil bal yapacakmışız arkadaşlar. Yani kurutmadan direkt balyalayacağız burayı. Güzel güzel, çoğunu biçmiş. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Toplama makinesini versem mi bir yandan? Yok ya, onu balyalayacağım deriz şimdi. Çakışırız falan. Hangisiyle balya bassak? Ford'la balya basmayı düşünüyorum ya. Bu işler iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten iyi oldu. Güzel para kazanacağız ki baksana Mustafa abinin güzel parası var arkadaşlar. Bu adam zengin. Adamın 2,5 milyon lirası var. Zengin ama eski traktörleri seviyor demek ki. Dedi yetmezse dedi bir tane büyük bir traktör komşudan iste falan dedi ama yeter galiba ya. Şurada bırakmış. Lan ne biçim ot pişti bu ya. Oh. Yonca'ya bakar mısınız arkadaşlar? Şu otomatiği değil de sizlere Yonca'yı göstereyim. Bakın. Fiye benziyor arkadaşlar. Bizim Samsun tarafında Fiye ekiliyordu.
onun balyası çok pahalı olurdu fi derlerde. Aynı ona benziyor baksanıza. Ya ne yaptın oğlum ya? Niye bıraktın şurada? Neyse arkadaşlar, gideyim şunu şurayı alayım. Bayağı bir yer bıraktı. Hadi oğlum. Almışken şuraları da alalım arkadaşlar ya. Buraları bırakmış hep. Şurayı da biçelim. Mafra'da şu sılacı sordum arkadaşlar size. Bir de farklı hasatlar daha varmış. Soğan hasadı falan varmış. Kıymetli dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Onların hasatlarından iş bulabilirsek yapalım mı, ister misiniz? Soğan hasadı falan da halledelim mi? Kara buğday falan varmış arkadaşlar. Onların da hasatlarını yapabiliriz gitmeden. Çiftliğimize güzel para kazanabiliriz. Düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Kıymetli dostlar, bu arada L95 gerçekten çok güzel traktörmüş. Çiftliğimize de bundan bir tane almayı şu anda düşündüm. Ama Ford çok hoşuma gitti. Ford'a binmeyi istiyorum çabucak arkadaşlar. Çabucak Ford'a binmeyi istiyorum, inanın. Oh! İyi biçiyor, iyi. Vallahi iyi biçiyor. Şöyle dış manzaradan da vereyim biraz sizlere. Arazi biraz yama ama daha iyi arkadaşlar ya, yan olması. Şimdi kıymetli dostlarım, Allah'ım sen nesin? Sen nesin? Basalım bir marşına. Ha lan ha. Aha çalıştı. Vallahi çalıştı arkadaşlar. Bu kalsın. Azıcık ısınsın, balya makinesi takacağız. Şuna da arkadaşlar hemen yonca toplama makinesine takalım bunu. Gel abi, gel 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 gel. Torosumuz gölgede yatsın. Ford ısınsın biraz arkadaşlar. Çabucak balyayı başlamak istiyorum çünkü bugün gün içerisinde buraları bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne yaptı? O makine bayağı bir şey yapıyor ya, hallediyor. Uzun zamandır çim balyası yapmamıştık arkadaşlar. Gerçi bu çim değil, yonca da. Hani yaş balya yapmamıştık arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse yapacağız uzun zamandan sonra. Şöyle ben iki tur gideyim. Oğlum o niye devam etmiyor? O devam etsin. Bu havuç makinesi burayı bırakmış. Neyse, en son alırız arkadaşlar orayı. Bakalım kaç ton havuç gelecek adamın tarlasında. Şimdi Ford'u götürelim. Allah'ım çok güzel. Balya makinesi de ne vallanmış bu arada arkadaşlar. Çeker galiba değil mi arkadaşlar? Aha vallahi çekiyor. Oh! Manzaraya bak be. Ford musun sen, nesin? Çok iyi. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Balyayı ben toplarım dedi dostlarım. Ben ona karışmam. Balyayı dedi ben toplarım. Oğlum o niye yapmıyor? Yapsana birader. Ha? L95 çabucak bitirmesi lazım arkadaşlar. Balya makinesi güzelmiş adamın ama. Sıfır mı bu?
İyi, güzel. Havuç makinesi de bayağı bayağı yapmış. Vallahi bu ne ya? Dört makine bir arada çalışıyoruz arkadaşlar. Ne duman atıyor be. Kornası da çok güzel. Çok... Oha! Oha! Ne balya döktü be. Abi sen nesin? Dostlarım bu ne? Çok balya döktü. Hadi oğlum Ford. Alırsın Ford, olursun lan. Ford. Gerçekten çok güzel. Berkay kardeşimize buradan selamlarımızı gönderelim. Eline koluna sağlık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim yayınlarda ve YouTube videomuzda birçok modumuz Berkay Kuzan'a aittir arkadaşlar ve çoğu satılık mod arkadaşlar. Discord'umuza gelip satılık modları Berkay'dan satın alabilirsiniz. Discord sunucumuz açıklamada. Modlara ben kefilim arkadaşlar. Satış yönünden hiçbir şüpheniz olmasın. Ben şahsım adına kefilim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir sorun yaşarsanız ki yaşamayacaksınız. Direkt bana gelin. Lan sıfır geçtik lan. Sıfır geçtik be birader. Oğlum o niye boşluk bıraka bıraka sürüyor ya? Adamın yani şeytan diyor ki arkadaşlar bir tane remork kirala, hani al birinden, emanet al birinden bir tane remork. Şey yap. Şu balyaları topla, kaç balya çıkıyor? Şuralarda bırakmış, buraları da alalım. Şu taraftan yapalım. Tamam. Kaç para alayım arkadaşlar buradan? Şu makinenin zaten şoförü varmış. Tarlaya götürdükten sonra şoför yapıyor. Ben sadece şey yapacağım arkadaşlar. Remorklarla eve getireceğim. Deposu mu doldu onun? Yo, makine devam ediyor. Göstergelerine baksanıza. Çok iyi. Bırakmıyorsun değil mi lan? Şöyle biraz uzaklaştırayım, geniş açıdan görün arkadaşlar. Manzara gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam arkadaşlar. Sevdim ya. Arkadaşlar. Ya bu niye bıraka bıraka biçiyor ya? Senin ben biçtiğin şeyin. Dur şunu durduralım arkadaşlar. Bunu durduralım. Şu L95 gelsin orada dursun. Ondan sonra arkadaşlar şey yapalım. Biz L95'te kalan yerleri tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim, olur mu? Çünkü baksanıza hata üstüne hata verdi. Bu taraftan devam edecek büyük ihtimal. Allah adamın mısır tarlasını izliyoruz lan. Balya konusunda gerçekten iyi balya döktü. Yolun dışına da balya düştü ha. Arkadaşlar. Ne kadar sen ne biçim yonca biçiyorsun ya? Burayı biz tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle yakın gitsem kurtarıyor ya. İçeriden sürmek istiyorum arkadaşlar. Gazla. Hemen L95'i götürelim. İki tane remorku takalım arkadaşlar. Pancar tarlasına götürelim. İki remorku çekemez gerçi. Bir remork götürelim.
Adam 3-4 tane remork bırakmış oraya. Tornası da güzel. Makine durmuş. Makine 2 dakika bekle bizi, makine bekle bizi. Ne kadar iş yaptı acaba? Hacı abi, 2 turu atman lazım. Mecbur beklemen lazım. Tamam, tek turda burayı kurtardı. Bunun kapısı penceresi açılmıyor mu ya L95'in? L95 de gerçekten çok güzel traktör arkadaşlar. Tamam, son tur, geliyorum birader, bekle. Son tur atıyorum, geliyorum. Hatta şunu da otomatiğe verelim. Arkadaşlar Massey'i. Massey'i de burayı bitirsin de bir remork da Massey'e takarız. O makine durmamış mıydı? Engellendi diyor. Yo, durmuş. Olmuş arkadaşlar. Aa, bırakıp gitmiş mi lan onun şoförü? Boş verin arkadaşlar, kalan kalsın. Remork alıp gelelim. O kadarcık zayiattan bir şey olmaz. Sonuçta yemeyeceğiz. Kendi işimiz gibi yapmayız ya arkadaşlar. Hangi rengi alsam lan? Turuncuyu alayım. Turuncu güzel geliyor. Mustafa abi miydi? Mahmut amca mıydı? Ya Mahmut amca isimlerini karıştırıyorum. Tanımıyor musun? Mustafa abiydi bu ya. Mustafa abi gerçekten. Evi nerede acaba? Buraya hayvan merası yaptıracağım dedi. Bir şeyler anlattı arkadaşlar. Bana ne abi? Ben ne yapayım? Ben yemeyeceğimi diyemedim. Vay, sonumuz hayırlı olsun. Tarlanın yarısı bitmiş mi? Aynen, yarısı bitmiş. Havucumuz da bu şekilde kıymetli dostlarımız. Biz yayınlarda uzun zamandır havucu da oynadık. Uzun zamandır oynadık. Daha dün akşam da soğan asadı falan yaptık hatta arkadaşlar. Yayınlara gelmeyi unutmayın. TikTok 55 Laknar hesabında. Her akşam canlı yayındayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanalımıza ilk defa uğrayan arkadaşlarım abone olursa çok mutlu olurum. L95 hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi oğlum, yaparsın. Ulan L95'e bak sen be. Eski ama gerçekten çok ciğerli ve gerçekten çok kuvvetli. Gerçek hayatta da böyle mi kıymetli dostlarım bu? Ne ciğerli bir traktörmüş bu ya. Tamam, daha gideriz. Aha, seri 1'e çekti vallahi. Seri 2. Seri 3. Dağda yemez arkadaşlar. Yine bile çok iyi götürüyor vallahi. Sunroof'u falan da varmış da açılmıyor galiba. Güzel traktör, güzel. Nereye bıraksak ki? Havuçlar kurumasın, gölgeye bırakacağım. Şimdi adam demesin güneşin anlığını niye bıraktın. Tamam, şimdi buradan bir remork daha alalım arkadaşlar. Gidelim biz balyeye devam edelim. Hangisini alayım? Kırmızı, gri hoşuma gitti. Gel abi gel. Gel gel gel. Oo, gazla.
arkadaşlar saat öğleden sonra 4 oldu. Benim akşama kadar bu işleri bitirmem lazım. Şuradan kestirmeden de alsam. Aynen. Makine devam ediyor zaten. Stop et abi. Gerçek hayatta da arkadaşlar çiftçilik yaptığımız zamanlarda ben böyle traktörü gider yolda giderken vitesi boşalıp stop ederdim. Bırakırdım böyle ağır 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 giderdim. Aslanım Ford be. Çok keyif alıyorum arkadaşlar. İnanın şu Ford'la oynamak gerçekten büyük keyif geliyor. Çok güzel traktör arkadaşlar. Baksanıza sistem 10 numara ya. Arkadaşlar aynı gerçek gibi ya, ben bu oyunu bazen diyorum ki neden bu kadar çok seviyorum. İşte ben bu oyunu bu yüzden bu kadar çok seviyorum arkadaşlar. Oyun çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Hani daha güzel olabilirdi tabii. SnowRunner gibi oyun fizikleri olsaydı, hani gerçekçi çamurlar falan olsaydı arkadaşlar, inanılmaz derecede 7/24 bu oyundan çıkmazdık tabi. Ama baksanıza. Kusursuz. Şimdi bile çok iyi. Ama ben inanıyorum ya, elbet bir gün bu oyuna daha gerçekçilik gelecek arkadaşlar. O zaman tadından yenmeyecek. Hey sen, videomuzu buraya kadar izledin ama hala videoyu beğenmedin. Videoyu beğenerek bizlere ücretsiz destek olabilirsin. Aynı zamanda 5000 abonede toplu link vereceğiz, biliyorsun. Abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Ben ve ekibim sizler adına gerçekten çok uğraşıyoruz, çok çalışıyoruz arkadaşlar. Günden güne elimizden geldiğince yeni içeriklerle, yeni ekipmanlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Hani maddi değil de manevi desteğinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Zaten maddi destek isteyemeyiz arkadaşlar. İstemedik bugüne kadar, isteyemeyiz de. Ama manevi desteğinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Bunu da videoyu beğenerek, yorumlar açarak ve kanalımıza abone olarak bizlere en güzel desteği verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kralsın. Ha gayret oğlum Ford. İnat ettim bu tarlayı bugün. Reklamlardan sonra devam. İnat ettim bugün arkadaşlar. Zalim Ford'la devam edeceğim. Master Ferguson henüz bitirmedi. Bitirsin. Onu da remorka koşacağım arkadaşlar. Olmadı, buranın balyasını toplasam mı ya? Ben bir tane kiralık remork isteyeyim arkadaşlar. Büyük ihtimalle getirirler zaten eve. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Abi bana palozoğlu kırmızıdan, siyah çantadan bir adet getirir misin? Merak ettim arkadaşlar. Ahşap remorkla toplayacaktım da 170 balyadan fazla balya çıkacak gibi. Ya da kamyonla... Dur ya kıymetli dostlar. Kamyonumuzla toplayalım. Direkt şöyle kiraladım. Şeyin kirasını gönderelim, adam demesin bana. Oğlum bu ne kirası diye. Bayağı da ekipmanı var ha. Hop. Kaç sıramız kaldı? Ne oldu lan orada? Senin ben. Oğlum niye yarım bıraktın? Burayı niye yarım bıraktın sen? Kenarlarda kalanlar bizden değil. Onlar için bir sıra daha gitmeyiz asla. Biraz da 3085'te balya basalım arkadaşlar. Ve ardından şey yaparız. Ne diyorlar ona? Ford'da da balyalarımızı toplarız. Aynen öyle yapalım. L95'te de havuç taşıyoruz zaten. 3, 6, 7 sıra kalmış. Aa, Ford'da balya toplayamayız. Kamyon aldım. Şimdi şunu bir stop edelim. Şu kamyona bir gidelim bakalım. Selamun aleyküm. Çok iyi. Topla abi, topla. Kamyonla balya toplamak
Gerçekten işin en güzel yanı arkadaşlar. Hop hop hop. Tamam. Aradan geçince alır mı? Vallahi alıyor. Çok iyi. Kamyon bayağı bir dolacak gibi arkadaşlar. Kamyonu toplamak güzel fikir oldu ya. Bana ne abi? Komşunun kamyonu varmış. Bir para ödeyecekse öder. Benim umurumda olmaz. Ben ekstra olarak balyayı da toplarım. Bunu da hesabıma yazarım. Derim ben balyamı da topladım diye. Dünkü işten güzel para kazanmıştık arkadaşlar. Bundan da bir şeyler kazanırız galiba. Al bakayım makinedekileri de. Hop. Şu an itibariyle 91 balya var arkadaşlar kamyonun. Tamam. Devam ediyoruz. Sizce arkadaşlar sonuna kadar izlemeden yazın bakalım kaç balya çıkar şu ana kadar yapılan yerden 91 balya çıktı. Ordumuz yavaş yapıyor ki normal yavaş yapması. Sıranın sonunda gidelim. Ordumuzu bir köşeye bırakalım. Arkadaşlar şey yapalım. Ferguson'umuzla balya yapalım. Ama ben şu makineye bir bakayım arkadaşlar ne yapmış. Makine durmuş. Lan. Selamun aleyküm. Allah. Şimdi bunu da dolduracağız. Bir remork daha önce çıkar zaten dostlar. Büyük ihtimalle. En son nerede almıştık ki? Biz Ford'umuzda hissesimizi çıkarmadan arkadaşlar balyemizi çekelim. Biz gidelim Ferguson'la şey yapalım. Remork gibi. Yapma. Haydi bismillah. Oo. Bu sırayı tamamlayalım. Hemen Ferguson'a remorku takıp götüreceğim arkadaşlar. Bayağı iyisin be. Hadi oğlum. Diğer tarafa doğru inerken yani inişi aşağı giderken arkadaşlar daha hızlı yapıyor. Toplamda 3-7 sıra kaldı. Süper. Çok iyi, çok. Güzel para isteyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık ben burada sadece şoförlük yaptık değil mi? Yine her zamanki gibi. Elimizde bir şeyler yaptık mı? Ne yaptım ben? Yoncayı biçtim. Havucu hasatlıyorum arkadaşlar. Ben 20 bin lirasını alırım arkadaşlar. Kim ne derse desin. 20 bin lira alırım. Alırım abi. Versin anasını satayım. Oğlum gazlasana lan. Çok güzelsin be. Gerçekten çok güzelsin be. Üç aşağı üç yukarı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizlere bir sorum daha olacak. Eski traktörler mi, yeni traktörler mi? TikTok'ta bir videoda böyle bir soru sormuştum arkadaşlar. Ne tutmuştu o video? 500 bin falan izlenmişti.
ve genel itibariyle eski traktör denmiştir. Şimdi sevgili YouTube halkına soruyorum. Eski traktörler mi, yeni traktörler mi arkadaşlar? Haydi bakalım cevaplayın. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Arkadaşlar gerçekten hepsini okuyoruz. Ve yorumlarda yazdığınız şekilde içeriklerimizi değiştiriyoruz veya yönlendiriyoruz. Her birinizin yazısı, düşüncesi bizler için gerçekten çok önemli. Biz yaşa bakmıyoruz arkadaşlar. Bizden büyüklerin yorumu da bizler için önemli. 10 yaşındaki küçük kardeşlerimizin yorumları bile bizler için gerçekten çok önemli. Haberiniz olsun. Örnek veriyorum. L95 yorumlarda yine seri şekilde istenen bir traktörümüz de arkadaşlar. Biz de dayanamadık. En son L95 ile oynamaya karar verdik ki gerçi Mustafa amca L95 almış. Çaktırmayın. Öyle oldu. Maaş ödemesi 185 euro. Tabii bu benim alacağım paradan kesilecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam, son kaldı 4 sıra arkadaşlar. Cıstak cıstak cıstak. Ferguson'la yapacağım. Karar verdim balyeyi. Hızlı yapalım arkadaşlar. Ferguson'la yapalım. Biraz hızlandıralım yani. Timelapse yapmayı sevmiyorum. Arkadaşlar timelapse yaparak sizleri videodan soğutmak istemiyorum. Hiçbir zaman da timelapse'a başlamayı da düşünmüyorum. Açık ve net konuşayım. Ekip olarak düşünmüyoruz zaten. Bu arada arkadaşlar ekiple çok güzel roleplay hazırlığımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Efsaneler efsanesi bir roleplay ile geleceğiz inşallah karşınıza. Şu Ford'u alayım ben. Bir eve gidelim. Gel oğlum, senle seri bir şekilde yapalım. Sen seri yaparsın değil mi lan? Simple IG'yi açmamışım arkadaşlar. Hemen Simple IG'yi açalım. Hadi oğlum. Hop. Şunlara bir ayar verelim. Şöyle. Kelebek camı aç. Şu kelebek camı da aç. Şu arka camı da aç. Hadi gidelim. 3085'te zor çekerse vay bizim halimize. Kıymetli dostlar. Allah. Hemen burada dibindeymiş ya. Of 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 of. Ciğere bak. Ciğere bak. Ciğere bak, gerçekten ciğere bak. Arkadaşlar bu ne? Böğürüyor. Lan Ford bundan daha iyi çekiyordu, bu ne? Seri. Arkadaşlar. Birden hızlandı. Tamam. Lan çözemedim bir türlü vitesleri. Kurcala 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 kurcala. Beynim yandı ya. Arkadaşlar traktörler vitesli olunca da maalesef böyle sonuçlar olabiliyor. Vitesi çözene kadar canımız çıkıyor dostlar. Hiç durmadan direkt hızla devam etmemiz lazım. Arka camımıza çık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uğraştırma bizi. 2 sıra kaldı. Yandım traktörün içinde. Yandım. Kelebek camlar açıkmış, tamam. Yandım. Vallahi yandım ya. Paspası falan da çok güzel. Baksanıza.
Saatte 8'e çıktı. İyi ya. Aşağı ineceğiz, geri yukarı çıkacağız ve bitti arkadaşlar. Ondan sonra balyemizi de toplamış oluyoruz. Saat zaten akşam 6'ya geldi. İyi iyi. Dostlar. Yardımcı değil çalışmayı bitirdi diyor. Ne oluyor abi? Ben hemen burayı bitirip balyeyi toplamadan önce oruna bakmam lazım arkadaşlar. Hemen. Hemen bunu yapmam lazım. Bafra'da ikinci gün. Dün 20 bin lira kazandım. Bugün de bir 20 bin lira para alsam arkadaşlar. 40 bin lira para. Güzel para abi bu devirde. 40 bin lira gerçekten güzel para. Paranın pek bir kıymeti yok artık ama iyi oldu ya dostlar. Öyle değil mi? İyi oldu, iyi. Orada az bir şey kaldı ama olsun, önemli değil. O kadar zayiat normal arkadaşlar. Şurayı hemen bitirelim. Ondan sonra hemen şu makineye geçelim. Ford'a geçip remork götürelim arkadaşlar. Ford'a bir de pehlivan kolu falan takarız. Bir şeyler yaparız. Şimdi orada da biraz cebelleşiriz, uğraşırız. Kıymetli dostlarım. Hadi aslanım. Şunu kapat artık. Samsun güzel ya arkadaşlar. Memleketim diye demiyorum ama gerçekten güzel. Arazilerimiz işte Samsun hep böyle engebeli. Çok da düz bir arazi yok. Şunları kapatalım arkadaşlar. Patlar matlar şimdi başımıza bela olur. Ve arkadaşlar son sıraya geldik. Son sıra. Durma 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 durma, durursan hız düşersin. Çift çekerini alsaymış en azından daha iyi olabilirmiş arkadaşlar ama tek çekerle yetinmeyi tercih etmiş. Çok iyisin. Şöyle bir göstereyim. 91 balya vardı. Bir 100 balya daha çıksa 190. Bir 100-110 balya falan çıkar arkadaşlar. Sanırım 200 balya falan çıkıyor tarlada. Allah bereket versin kıymetli dostlar. Gerçekten iyi para. Bunun balyeyi otu biçmesi var, toplaması var. Ayrı para, biçmesi ayrı para. Balye yapması ayrı para, toplaması ayrı para. Pancar nereden çıktı? Havuç tarlasını biçmesi ayrı para, hani toplaması. Remoklarla buraya getirmesi ayrı para. Ben 20 bin değil, daha fazla isterim abi. Yaklaşık bir 30 bin lira isteyeceğim abi. 2 günde 50 bin lira para. Kıymetli dostlar, siz olsanız kaç paraya yapardınız? Şöyle bir hesaplayıverin size zahmet. Şunları da işin bitiminde kapatalım ki sonra arkadaşlar canımız sıkılmasın. Allah'ın izniyle balya makinesi bozulmadan, ip kesmeden, içine vermeden bitirdik. Hadi gidelim. Tamam. Şimdi Ford gel oğlum. Allah'ım. Bir de zor çalışması yok mu? Bir tane hidrolik kolu alalım. Arkadaşlar pehlivan. Bu bizim işimize çok yarayacak Ford'da. Ford. Oo! Geriye de seri bu. Maviye mi gittin? Tamam lan. Ford'a mavi yakışırmış arkadaşlar. Bunu öğrendik. Heh, gel abi. Tamam. Kol verebiliyoruz. Çekemez bunu ama asfaltta deneyeceğiz arkadaşlar. Makineyi asfalta çıkaracağız. Bunu asfaltta dökeceğiz. Tarlanın ucu neresi? Şurası. Şimdi kıymetli dostlar, videonun çok daha fazla uzamaması için kalan yerleri ben videonun dışında yapacağım. Haberiniz olsun. Ben şuna gideyim. Şunu içindekileri alayım. V95'in deposu zaten dolu. Ben buraları video dışında arkadaşlar
kalan yerleri tamamlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdi ben bu havuçtan gideyim. Ford'a biraz dökeyim. Arkadaşlar. Onu bir götürelim. Lan şurası ne biçim durmuş öyle. Havuca baksanıza, çok güzel değil mi dostlar? Tamam, bu dolana kadar. Kamyon neredesin abi? Haydi bismillah. Bakalım tahminleriniz doğru mu arkadaşlar? Şöyle gidelim. Tahminleriniz doğru mu? Tutturabildiniz mi? Kaç payla çıkacak sorumu? Şu anda 118 balya. Güzel. 118 balya. Ne kadar çok balya o kadar iyidir. Oo. Çok güzelsin. Topla abi. Ortadan gitmiyorum çünkü almıyor, bazen kalıyor. Bir balya için komple geri tur atmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. 170 balya. İyi döktü lan. Bak ahşap remork alsaymışız arkadaşlar. Gerçekten şey oluyormuş. Almıyormuş, gördünüz mü? 203 balya oldu şu an. Çok süper. 221. Palazon'la alsaymışık da yetmiyormuş arkadaşlar. O da 219 balya alıyor ya. 221 balya. Allah bereketini artırsın kıymetli dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Adamın balyasını topladık. Bağladık. Bu şekilde ne yapıyorsa yapsın. Evine mi götürüyor? Satıyor mu? Ah yavrum Ford. Ne diyorsun lan sen? Ford'a bak be. Verdim kolu. Helal olsun diyorum. Vallahi helal olsun. Başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Öncelikle arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bize en büyük desteğiniz bu olur. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın. Ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın.